Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Blessing her zamanki gibi yine ortalığı karıştırdı fakat bu sefer pek hoş tepki almadı. Bilesin kimdir, Nick Walker kimdir, Ian Waller kimdir diye en baştan anlatmama gerek olduğunu zannetmiyorum. Blessing bundan evvel biliyorsunuz Nick Walker'la bir takım atışmalar yaşamıştı. İnternet üzerinden, Instagram üzerinden. New York Pro'da görüşürüz. İşte New York Pro'da şöyle böyle. Fakat gayet terbiyeli vaziyette gidiyordu bu konuşmalar. Yani belli bir seviyeyi geçmiyordu en azından. Ve New York Pro yarışını yükseltiyordu. Esasında çok olumlu bir şeydi bu. Fakat Ian Waller'le aynı şekilde olmadı. Blessing biraz daha agresifleşti ve biraz daha ağzını bozdu. Şimdi olayın tam olarak nereden çıktığını, başlangıcını bilmiyorum. Geçmişe dönük vaziyette araştırdım ancak bulamadım. Blessing'in bir paylaşımı üzerine Ian Valer bacakların nerede diye soruyor. Yani onun bacaklarının iyi olmadığını kastediyor. Blessing de onun üzerine senin bacakların neredeyse benim bacaklarım da orada dıt 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 diyor. Yani bizim Türkçe'de sana ne amk dediğimiz mevzu bu da. Sonrasında ben olayı Bisandris Instagram hesabından yakaladım ve Bisandris Instagram hesabında yine karşılaştırma yapıyor. Ee, her zaman yaptığı gibi bu sefer Blessing ile Ian Valeri karşılaştırıyor. Fakat farklı yıllardaki yarışmaları karşılaştırıyor laştırıyor Zaten biliyorsunuz Blessing şu ana kadar Olimpiya podyumuna çıkmadı. Ian Valer de 2020 Olimpiya podyumundaki pozunu alıyorlar koyuyorlar. Bu arada Ian Valer biliyorsunuz Bumstead'in eniştesi. Tabii haliyle olay çok enteresan bir hale geliyor. Blessing tabii ki her türlü agresifliğiyle herkese laf yetiştiriyor. Arkasından tüm camia bu paylaşımın altına bir şeyler yazıyor. Neredeyse tüm prolik yani federasyonda kimi arasanız burada ve camia yani Phil Heath'inden Chris boom ne kadar herkes burada. Chris çok güzel yapıştırmış lafı demiş ki yani madem bu kadar kızıyorsun hani bacakların nerede dendiği zaman o zaman bu gerçek gerçekten bacaklarında bir problem var senin. Ve arkasından birçok IFBB pro yazmışlar ki bu Blessing'i hala kim takip ediyor? Blessing'i hala kim izliyor? Hangi kafasızlar izliyor? falan tarzında yazmışlar. Phil Heath yazmış bir şeyler bana laf ediyordunuz ama buna bakın diye. Esasında Blessing agresifleşmeseydi bence her şey çok güzel gidiyordu. Çünkü sosyal medya üzerinden yarışları yükseltiyordu. Ancak bu son agresifleşmesi işi bozdu. Yani böyle terbiyeyi bozmadan gitseydi eğer her şey gerçekten çok güzeldi. Biz de New York Pro'da ne olacak diye merak ediyoruz. İnşallah New York Pro'nun canlı yayınını hani bulabilirim eğer canlı yayın stream olarak veriyorlarsa hep beraber izleriz onda ama söz vermiyorum. Çünkü önce ortada bir canlı yayın olması lazım verilen. Sonra da fiyatların çok uçuk olmaması lazım. Malum Türkiye'de yaşıyoruz ve dolar üzerinden satın alıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Amerikan bankaları hiçbir Türk kredi kartını veya Türk bankasını kabul etmiyor direkt Amerika'dan yapmak lazım veya başka Avrupa ülkelerinden yapmak lazım alışverişi. Bu konuyla alakalı yine bir arkadaşlarımdan yardım isterim bir şey olursa ama dediğim gibi söz vermiyorum. Çünkü işler bazen çok zor hale gelebiliyor. Konu yurt dışıysa ve siz Türkiye'den bir takım şeyler yapmaya çalışıyorsanız öyle enteresan yokuşlar çıkıyor ki karşınıza inanamazsınız. Yani diyorsunuz ki Allah Allah biz hani ne kadar dışa kapalı bir ülkeymişiz meğer de haberimiz yokmuş. Yurt dışı ile uğraştığınız zaman yurt dışındaki bir takım şey o zaman anlıyorsunuz bunu. Şimdi Blessing normalde komedi videoları yapıyoruz. Vücut geliştirme yarışlarıyla alakalı ortamı yükseltme işi evet ilk başta güzel gidiyordu videonun başında da söylediğim gibi fakat şu anda dozu kaçmış vaziyette. Hatta enteresan şeyler de olabilir. Yani yarış yerine gidildiği zaman enteresan görüntüler de olabilir. Yani bu muhabbet Türkiye'de olmuş olsaydı şu ana kadar çoktan karakolluk olunmuştu mesela. Veya bu mevzunun Adana'da gerçekleştiğini düşünebiliyor musunuz? Kesin böyle hani iki yaralı bir ölü falan var. Ama zaten yani Adana'da böyle bir şey. Böyle bir münakaşaya girilmezdi. Ancak Adana'ya gerek yok. İstanbul'da da olsa yine de karakolluk olunmuştu. Yurt dışındaki fenomenler daha doğrusu sporcular. Çünkü bu adamlar önce birinci sırada sporcular sporları ile yaptıkları derecelerle biliniyorlar. Sonra sosyal medyalarıyla yani bir de tam tersi var. Sosyal medyası ile bilinip hani spor bölümü çok eksik olan tipler var. Bunlar onlardan değil bunların sporculuğu önde geliyor. Bu adamlar gerçekten sosyal medyayı çok iyi Yönetiyorlar, Yönetmek de zorundalar çünkü çok masraflı bir işle uğraşıyorlar. Dolayısıyla çok fazla sponsora ihtiyaçları var. Çok fazla desteğe ihtiyaçları var. Dolayısıyla da sürekli yüksek tutmak zorundalar. Yani enteresan esasında bilmiyorum ama dediğim gibi tekrarlıyorum. Geçen seferler iyiydi ancak bu sefer dozu kaçmış vaziyet. Bu konuyu görünce sizin de bu konudan haberiniz olmasını istedim. Bisendris hesabını biliyorsunuzdur zaten. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bisendris hakikaten çok güzel paylaşımlar yapıyor camianın kalbi buralarda dönüyor diyebilirim. Yani birçok haberi buralardan öğrenebilirsiniz. Evet bu sefer Blessing sanırım taşa vurdu ve çok sert tepkiler aldı herkesten. Çünkü işin dozunu kaçırdı. Her zaman işi tadında bırakmak lazım. Dozunu kaçırmamak lazım. Arkadaşlar bir taraftan Twitch'te her akşam canlı yayın yapıyorum aşağı yukarı. Yani müsait olabildiğim her akşam canlı yayın yapıyorum. Akşam 9'dan sonra Twitch'te canlı yayındayım. Bir iki tane kesiti videonun en sonuna bırakacağım. YouTube'da konuşamadığım birçok konudan konuşmak isteyip de konuşamadığım birçok konudan konuşuyorum Twitch'te. Ve insanları sesli olarak canlı yayına alabiliyorum. Discord sayesinde. Discord'la bağlantılı olaraktan. Discord'u da Discord bağlantısını da açıklamalara bırakıyorum. Twitch'i de bırakıyorum. Discord'u Eyüp Askerlik Şubesi olarak ararsanız bulabilirsiniz zaten. Fakat sanırım davetiye gerekiyor, davetiyesiz girilmiyor diye biliyorum. Tam emin değilim. Henüz çok fazla hakim olamadım bazı şeylere. Yavaş yavaş öğreniyorum. Bu videonun sonundaki kesit videolara bakarsanız zaten fikir sahibi olursunuz. Hepinize akşam 9'dan sonra hafta içi Twitch canlı yayınıma bekliyorum. Yani aklınıza gelebilecek her konudan bahsedebiliriz. Dün mesela suplementler konusu vardı. Ve suplementlerle alakalı dediğim gibi YouTube'da birçok konuşamadığım şeyi konuştum. Birçok şey anlattım. Biz bir taraftan suplementlerden giriyoruz. Fotoğrafçılıktan çıkıyoruz. Oradan red pile bağlanıyor. Bir anda nasıl olduğunu anlayamadığım şekilde. Ee, sonuçta chat bölümü de tabii muhabbeti yönlendiriyor çok fazla. Dediğim gibi hepinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Bir şekilde spor yapmaya çalışın. Şu spor salonlarının kapalı olduğu günlerde bile en azından yürüyüş yapın. En azından kendi vücut ağırlığınızla bir şeyler yapmaya çalışın. Merkezi sinir sistemini sürekli hareketlendirin, uyarın. Hareketsiz kalmayın. Hareketsiz kalmak en sağlıksız şey Gerçekten neden spor salonlarını kapattılar anlamış değilim. Yani AVM'ler açıkken spor salonları ne alaka arkadaş diyorum. Evet sizin de böyle düşündüğünüzü biliyorum. Bana birçok gelen yorum her yerden gelen yorum bu şekilde. Evet sıkmayın canınızı sayılı gün çabuk geçecek. Elbet spor salonlarımız açılacak. Ee, onun dışında dediğim gibi hareketsiz kalmayın. Evet öpüyorum hepinizi. Herkes kendine iyi baksın. Bunun 3 tane kalitesi var. Hani şeyleri geçtim bak markaları geçtim. İyi markayı kötü markayı geçtim. Bir de temelinde e, ee, var. Food grade var, fit grade var. Fit grade hayvanlara verilen. Food grade normal besin takviyesi. Pharma grade de en üst seviyedeki ilaçları da artık kullanılan en kaliteli ham madde. Selam Buse. Sen bizim Mahmut abi Buse misin? Motivasyon kaynağımız Buse. Yoksa gerçekten Buse misin? Aynen abi. Mahmut abiymiş. Ya arkadaş ya. Şunun ikinizi değiştirin ya. boş boşuna heyecanlanıyoruz burada. DC'den Mahmut ben. Tövbe ya Rabbi. Tanıtır mısınız? Hem yayındaki izleyicilerimiz hem de biz sizi tanıyoruz. Evet bu arada Twitch'tesin. Twitch'te canlı yayındasın. Neredeyim? Twitch'te canlı yayında. Discord'u Twitch'in dis Evet sesi Twitch canlı yayına veriyorum. <laughs> Adamların şeyler tripler budur ya anladın mı? İyi niyetli bu değil bu yani kesinlikle iyi niyet değil. Yüzyıllık yalan çöküyor çünkü. Yüzyıllık yalan. Yok onun şampiyonu oldum. Yok bunun şampiyonu oldum. Ya çok büyük bir kıskançlık ve haset var. En kötüsü haset. Bir saniye kapıyı kapatayım. Bangır bangır bağırıyorum. Bu oda ses izolasyonlu. Burada istediğim kadar bağırayım sıkıntı yok. Ama kapıyı kapatmam lazım ki dışarı ses gitmesin.